Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışına hoş geldiniz. Ahmet Yenilmez ve Hasan Öztürk İstanbul stüdyolarımızda. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Ve Ankara stüdyomuzda Emin Pazarcı var. Emin Pazarcı hoş geldiniz. Emin Pazarcı sakallanmış. Emin Pazarcı sakallanmış. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sakal yakışmış Emin Bey. Biz yeni gördük. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi... şöyle bir açış yapayım istiyorum bugün. O da şu. Gündemimiz, işte biz neyi konuşuyorduk? S-400'ü konuşuyorduk. Suriye meselesini, tüm bunları konuşuyorduk. S-400 alınır, alınmaz, bunu konuşuyorduk. S-400'ü aldık. Öyle dünyada başımıza falan yıkılmadı. Beklendikleri ekonomimiz şöyle olacak, Amerika yaptırım yapacak falan. Bunlar da olmadı. Mesela faiz indirimi yapılamaz falan deniyordu. Faiz indirimi de yapıldı. Öyle dolar falan fırlamadı. Hatta bugün 5.47'ye düştü. Yabancı yatırımcılar, bankalar yahut ekonomi analistleri doların 4.70'e falan düşeceğini yazmaya başladılar Avrupa'da. Türkiye'nin faiz hamlesinin doğru olduğunu falan yazdılar. Şimdi böyle bir başarı hikayeleri ortada var iken, hani S-400 en anti-emperyalist duruştur değil mi? Yani en anti-emperyalist duruştur S-400. Bunları tahlil edip konuşacakken, Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafede bir yerde eylemler başladı. Bir altın madeni, o altın madeninin on binlerce ağaç kestiği söylendi. Oysa işte 13 bin ağaç kesilmiş, 14 bin de dikilmiş. Pek inandırıcı gelmiyor bu tepki. Onu söyleyeyim. Emin Pazarcı ile başlayayım mı? Emin Pazarcı yazdı, çizdi. Bu nedir, nasıl değerlendireceğiz bunu? Geçmişte ben bu programda bu Bergama meselesini gündeme getirmiştim. 90 ile 2000 arasında bu mesele çok, hatta 2000'den sonra da devam etti, yaygındı. Alman vakıfları, Konrad Adenauer, efendime söyleyeyim, Friedrich Ebert, bu vakıflar gündeme getirdi. İşte bir takım destekler verdi. Ta ki FETÖ'cüler bu madeni ele geçirinceye kadar, Akın İpek aldıktan sonra o Asterix'ler, Obelix'ler falan geri çekildi. Bunu çok konuşmuştuk ama bugün ne oluyor? Emin Pazarcı söz sende. Tabii oradan başlayalım biraz. O dönemde Bergama'da rahmetli oldu. Daha sonra Erzurum valiliği yaptı. Oğuz Berberoğlu Bergama kaymakamıydı. Hatta bu itiş kakış sırasında bir ara ben de gittim oraya, inceledim, yerinde gördüm. Yani şöyle bir tedbir almıştı, Eurogold işletiyordu o dönemde. Yani bir inşaat yaptığınızı düşünün, inşaata çatı yapıyorsunuz. Çatıya en iyi izolasyonunu koyuyorsunuz, üstüne bir kiremit döşüyorsunuz. Onun üstüne de şemsiye koyuyorsunuz. Bu çatının akması mümkün mü? Değil. Ama aynı şekilde siyanürle ilgili de her türlü tedbir alınmasına rağmen bir siyanür kavgasıları başladı. Ve bütün gazeteler, bütün medya, televizyon Bergama'daki bu altın madeni protestolarıyla yattı. Protestolarla kalktı. Hatta biraz önce belirttin, Asterix, Obelix gibi bir takım köylerden tiplemeler ortaya çıkarıldı ve ciddi anlamda taciz edildi Eurogold ve sonunda bu firma kaçtı. Türkiye'yi terk etti. Türkiye'yi terk ettikten sonra da FETÖ'cü Akın İpek bu Bergama altın madenini ele geçirdi, bir şekilde satın aldı. Daha sonra da çok ilginçtir, bu madenle ilgili güzellemeler başladı. Yani ne kadar güvenli olduğu, ne kadar sıhhi olduğu ve çevreyi hiçbir şekilde kirletmeyeceği yönünde yayınlar yapıldı. Hatta yanındaki bir takım şeyler, çiçekler, işte bir takım bitkiler gösterilmeye başlandı. Tam bir algı operasyonuydu ve arkasında da biraz önce belirttiğin gibi Alman vakıfları vardı. Çünkü Türkiye geçtiğimiz yıl 8,5 milyar dolarlık altın ithal etti ve bu altının büyük bölümünü de biz Almanlardan alıyoruz. Yani Almanlar veya başkaları, işte Kanadalılar, İngilizler, Amerikalılar
bu altını çıkarıyorlar dünyanın çeşitli yerlerinde. Hiçbirinde böyle bir problem ortaya çıkmıyor ama biz ne zaman ki bu tür bir faaliyet içine giriyoruz hemen saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Tıpkı nükleer santrallarla olduğu gibi, nitekim nükleer santrallarda da Fransa'da hemen bakıyorsunuz bir santral var, yanında çocuk parkı var. Ama Türkiye'de bu iş olduğu zaman nükleer santralların ne kadar vahim olduğu ortaya konulmaya çalışılıyor. Bu da nedir? Bu da işte bir algı operasyonu ve emperyalizmin Türkiye'de oynadığı oyunlardan bir tanesi. Nitekim şimdi Kaz Dağları deyince, Kaz Dağları doğru. Yaklaşık 40 kilometre mesafede Kirazlı Balaban Tepesi'nde bu altın madeni işletmeye açılacak ama bir Kaz Dağları feryadıdır, koparılıp duruyor ve çok ilginçtir. Bunu özellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partililer gündeme getiriyorlar. Yani çok onlar bu işi bir de HDP. Ama HDP. Bakıyoruz mesela Cumhuriyet Halk Partili, HDP'yi zaten hiç saymıyorum. HDP'ninki biraz şey gibi, trajikomik bir durum çünkü HDP PKK'nın bir nevi işte siyasi koludur ve PKK Türkiye'de son günlerde ortaya çıkan yangınları sahipleniyor. Yani sahipleniyor derken şimdi kalkıp şunu diyebilirler, PKK ben yaktım demiyor ama bir örgüt, kendisine bağlı bir örgütün bunu üstlendiğini söylüyor. Dolaylı olarak zaten kurduğu örgüt de PKK'nın örgütü o örgüt. Adını bile hatırlamıyorum çünkü artık alfabede harf bırakmadılar. Her gün isim değiştiriyorlar. Ve o örgüt yakıyor, PKK da bunu üstleniyor. Yani bir taraftan siz Türkiye'nin akciğerlerine saldıracaksınız, ormanları yakacaksınız. Öbür taraftan da gidip işte Kaz Dağı'nda eylemlere katılacaksınız. Tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi, biliyorsunuz Gezi olayları da kimle başladı? Sırrı Süreyya Önder'in oradaki bir eylemiyle başladı. İlk başta ortadaydı ve Sırrı Süreyya Önder de HDP milletvekiliydi. HDP'nin de Türkiye'ye ormanlara yaptığı saldırılar ortada. Şimdi CHP ve HDP'den bahsediyoruz. Peki CHP'li iş adamları ne yapıyorlar? Şimdi sadece Çanakkale'de bakın bir takım rakamlar var. Sadece Çanakkale'de 8 ayrı bölgede maden arıyor Cumhuriyet Halk Partili bir takım isimler. 11 farklı bölgede kömür çıkarıyorlar ve 40'ın üzerinde mermer sahasında maden işletmeciliği yapıyorlar. Ve buralarda da pek çok ağaç kesildi ama bunlarla ilgili herhangi bir tepki ortaya konulmadı. Ve bakıyoruz Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere, babası dahil olmak üzere pek çok CHP'linin Kaz Dağları'nda arazileri var. Oralarda yapılaşmanın içindeler, oralarda da ağaçlar kesiliyor ama herhangi bir ses çıkmıyor. Ama Kaz Dağları'ndaki bu altın madeniyle ilgili olarak 195-200 bin civarında ağacın kesildiğinden bahsediliyor. Kesilen ağaç doğru, kesilen ağaç var. Zaten kesilmeden olmaz. Kesilen ağaç sayısı 13 bin, yerine dikilen fidan sayısı 14 bin. Nitekim herhalde bir 10 bin, 20 bin, belki de 50 bin civarında ağaç dikilecek oraya ve oradaki bir tabii üstte toprak kazıması var. Biraz önce geldi ekrana. O toprak da alınıyor bölgeden. Başka yerlerde ağaçlandırma sırasında verimli bir toprak orada kullanılıyor ama bu kel görüntüleriyle işte algı operasyonları götürülüyor. Böyle bir durumdayız ama aynı şey Salda Gölü ile ilgili olarak da köpürtülüyor. Çok ilginçtir, orası koruma alanı ilan edildi bakanlık tarafından. Ama bakıyorsunuz yani koruma alanı ilan edilen yerle ilgili öyle bir algı başlatıldı ki adeta sanki AK Parti orayı ele geçirdi ve yapılaşmaya açıyor. Oysa merak edenler 1-2 dakikalık görüntüleri var. Bir geçmiş hali var. Geçmiş hali şuydu. Orada ağaçların tamamı gölün kıyısına kadar girebiliyorlardı. Bölge açık hava meyhanesi haline gelmişti. Günübirlik işte piknikçiler bütün pisliklerini oraya döküyorlardı ve neredeyse gölün içine kadar yapılaşma ortaya çıkmıştı. Bu yapıların büyük bir bölümü yıkıldı. İşte o artık araçların oraya girmesi engelleniyor. Ve çöpler toplandı. Şimdi ne yapılıyor? Şimdi şu yapılıyor. Bir takım Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri paylaşımlar yapıyorlar sosyal medyada. Burası koruma alanı olmaktan çıkarılıyor diyorlar. Tam tersi, koruma alanı haline getirildi. Salda Gölü adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ve Salda Gölü'nü
şu anda kurtarmak için her türlü adım atılıyor ilgili bakanlık tarafından, Çevre Bakanlığı tarafından. Maalesef algılarla yönlendiriliyor Türkiye ve bazı güruhlar, bir takım gruplar bu algıların peşinden koşuyorlar. İşte biraz önce belirttiğimiz Bergama'daki altın madeni gibi bakıyorsunuz işte kullanılıyorlar. Daha sonra bir anda şartlar değişiyor ve Türkiye'de oyunlar oynanıyor. Bir takım oyunlar oynanıyor ve sürekli toplum huzursuz edilmeye, Türkiye'de bir takım adımların atılmasının engellenmesine çalışılıyor. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim de görevimiz tabii bunları ortaya koymak, bunları dillendirmek. Şimdi buradan bir çağrı yapmak istiyorum ben. Yani orada özellikle Kaz Dağı'nda, çevresinde bir takım verimli tarım arazileri ve orman arazileri üzerinde ne kadar villa varsa bu madeni protesto eden kitleler onların da yıkılması için harekete geçsinler. Bakalım ne olacak, bakalım kimlerin canı yanacak, onu da göreceğiz. Ama bu arada konu dışı başka bir ekleme yapmak istiyorum. Bakın, gözlerden kaçırıldı. Bugün internette web sitelerinin düzenlenmesi amacıyla bir çalışma yapan Mardin'de Derik, Nusaybin ve Mardin belediyeleri internet sitelerinden Türk bayrağını ve Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü kaldırdılar. Şimdi yine de bunu da hatırlatmak istiyorum ve bir çağrı yapmak istiyorum. Ey Atatürkçüler, ey Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenler, ben paylaştım ve ben buradan da lanetliyorum bu olayı. Son derece yanlış bir olay, sosyal medyada da paylaştım. Bakacağız, göreceğiz. Gerçekten samimiyseniz hep birlikte bu sıkıntının üzerine gidelim. Bunu da lanetleyelim diyorum ve daha sonra söz Peki. almak üzere sözü tekrar Peki. size bırakıyorum. O çağrıdan devam etmek ister misin Hasan Öztürk? Mesela benim için cazip. Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafede, yani Kaz Dağları'nda olmayan bir şeye... Kuş uçumu bile 40 kilometre değil orası ya. Kuş uçuşu bile. Evet. Yani bunu söyleyelim. Ama Kaz Dağları üzerinden bir acayip satıyorlar bu işi. Çünkü AB fonlarıyla Kaz Dağım diye bir dernek kurdurdular. Bir örgütlenme içerisine girdiler. Onlar yapıyor bunu. İki, Kaz Dağı'nın güney yamacı, yani şöyle söyleyelim. Assos'tan başlayarak Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit... İşte Güre, Edremit, neresi orası, Burhaniye, o hattı, Körfez'in o hattındaki demografik yapıya da çok dikkat etmek gerekiyor, bakmak lazım. Yani o ve bilinçli olarak oraya bir yığıma yaptılar, onu da biliyorum. Ve sonra bu maden ocağı karayoluyla bu eylemi yapanlara en az 120-130 kilometre mesafede bir yerde. Çünkü Kaz Dağları'nın bittiği kuzey yamaçlarında, Biga taraflarında. Çan'ın batısında. Arkadaşlar bir de Çan'ın fotoğrafını bir koyun şuraya. YouTube şeyden bakın, Google Earth'ten. Çan'ı bir göstereyim bakın nasıl bir yer. Burada bak, burası şu andaki işletmenin yeri. Çan'da yıllardır kömür çıkartıyorlar. Bir orayı da göstersinler, bulsunlar arkadaşlar. Bir kere Kaz Dağları ile ilgisi yok buranın. Hiç ilgisi yok. Ama böyle bir algı oluşturuyorlar. İkincisi, evet, her bir ağacın vebali var. Yani kesilen her bir ağacın vebali var. Bunu söyleyelim. Fakat yol istiyorsan, koluma bilezik takayım diyorsan, oğlum evleniyor, ona geline beşli birlik alayım diyorsan. Karikatürize ediyor şu anda. Efendim... düğünde bana, çocuklara hediye altın gelsin istiyorsan, iyi bir arabaya binmek istiyorsan, iyi bir yolda gitmek istiyorsan, bir elin yağda bir elin balda olsun istiyorsan, bu modern hayatta kalabilmek için, hayatını o şekilde sürdürebilmen için senin yeraltı ve yerüstü kaynaklarından kullanman gerekiyor. Ve kömürden, yani en basitini söylüyorum, altına, gümüşe, oradan işte efendim diğer değerli madenlere kadar tamamının çıkartılma yöntemleri de bu. Ha, bunların mevzuatları var. Diyor ki adam, oradan 10 bin ağaç kesmişsen
4 katını dikeceksin. 40 bin ağaç dikeceksin. Bak yine yerine ağaç dikeceksin. Ve böyle çözülebiliyor. Fakat işin garip tarafı bu eylemleri yapanların gerçek hayattaki, yani bu ekranlarda, bu işte efendim gösteri alanlarında attıkları sloganın haricinde burası değil arkadaşlar. Yaşam biçimlerine ve tarzlarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ne demek bu? Şu demek, mesela bir tane komedyen Bodrum'da yağmalanmış araziler üzerine kurulan milyon dolarlık villada oturuyor. Yani kesilen ağaçların üzerine kurulan villada oturuyor. Eline bir tane kaz şeyi almış, heykeli almış. Onunla poz veriyor. Şimdi bir adam demezler mi? Senin oturduğun yerde daha düne kadar kaç tane ağaç vardı? Şimdi orası villa yapmışsın. Nasıl şimdi, oldu? Bunu dediğin zaman diyor ki ama diyor izinle yapılmış. Yok bir dakika ya, izinle. Hayır. İzinle bizinle değil. Göstersin tapusunu çıkarsınlar. İmar izni nasıl çıkmış çıkarsınlar. Bak şimdi ben burada şeye de söyleyeceğim. Kaz Dağları'nda olanları İstanbul'dan endişeyle izliyoruz diyen İmamoğlu'nun biraz önce Emin Pazar çok kısa değindi. Ben ayrıntısını vereceğim. İmamoğlu'nun yaptıklarıyla ilgili o bölgede. Hmm. Şimdi bunu ben yazdım ama Yeni Şafak Gazetesi söyleyelim Şahin Şen. Yani muhabirin haberidir. Seçim sırasında yaptı bu haberi. Ve bana göre Türkiye'de her namuslu gazetecinin İmamoğlu'nun her gördüğü yerde bu soruyu sorması gerekiyordu. Arkadaş sen çevrecilikten bahsediyorsun, sen ağaçtan bahsediyorsun, sevelim, sevilelim diyorsun. Senin Edremit Körfezi'nde kaç parsel zeytinliğin var? Sorusunu sormasını beklerdik. Yeni Şafak Gazetesi bunu sordu. Ben de sordum. Yazdım daha sonra. Şimdi 18 parsel zeytinliği var. Bir önceki belediye başkanı Kamil Saka, CHP'nin Edremit belediye başkanı. Güre'de de çok uzun yıllar belediye başkanı yapmış bir siyasetçi. Bu dönem aday gösterilmedi. Onun döneminde Ekrem İmamoğlu ve babası o bölgeden birçok direkt Kaz Dağları'nda, direkt yani Edremit Körfezi'nde Kaz Dağları'nın güney yamaçlarında zeytinlikleri aldılar. Bir kaz heykeli bulunmadı arkadaşlar. Zeytinlikleri buldular, aldılar. Ve Kamil Saka o zeytinliklerden imar geçirdi. Ve o zeytinler, bakın onların en genci 100 yaşında, of. En yaşlısı 400-450 yaşında zeytin ağaçları. Bakın, en genci 100 yaşında. 400 yaşına kadar ağaçlar var orada. Dünyanın sofralık yeşil zeytin. Bak sofralık yeşil zeytinin en kalitelisi. O bölgeden çıkıyor, o zeytin ağaçlardan çıkıyor. Sıfır asit oranına yakın oranda zeytinyağı o bölgede üretiliyor. Ve onları söktüler, villa yaptılar. Ve onları da sattılar. Ve orada da oturuyorlar şu anda. Şu anda da o Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinin yaptığı villalarda o eyleme katılanlar oturuyor. Şimdi ben soruyorum. Arkadaş, ağaç duyarlılığın varsa, evet, maden çıkartmak için 13 bin ağacı kesmişler. Size göre 190 bin. O devletin açıklaması bugün Çevre Bakanı açıklıyor. 13 bin ağaç. 13 bin ağacın yerine tekrar ağaç dikileceğini söylüyor ve dikilmiş. 14 bin tane dikilmiş, daha da dikilecek. Fakat senin söktüğün ağacın yerinde ne var? Villa, ne var ya? Villa. Heh. Bir dakika. Bina var, beton var, demir var, uzun çimento var. Ve Ayder'de yapılanın aynısının Kaz Dağları'nda yapılması lazım o vakit. Yani Uzungöl ve Ayder'de o yapılaşma, ya arkadaş, vahşi yapılaşma Allah nasıl aşkına, müdahale edildi ben bir şey ve yıkıldı? Bir şey şimdi daha Kaz da Dağları'ndakiler yıkılmalı. Daha bir iddia daha söylüyorum. Bir şey daha söylüyorum. Yani evet hepimiz çevreci olalım. Zeytin ağaçlarını kestin ve söktün, kökünden söktün. Oraya da villayı koydun. Villayı koydun ama oranın kanalizasyonu bile yok biliyor musun? Foseptikten Edremit Körfezi'ne akıyor pisliği. Böyle sulara karışıyor. Foseptikten ne körfez akıyor? Sonra şöyle diyor, şöyle bağırıyorlar. Kaz Dağları işte dünyanın en fazla oksijen üreten işte ikinci bölgesi. İçine sen ne diyorsun? Ya onu söylüyorum işte. İşte efendim Körfez, Edremit Körfezi harikulade. Gitsinler baksınlar. Edremit Körfezi'nin sabahleyin ve akşam saatte özellikle sabahleyin
Eğer deniz durgunsa gidip baksınlar. Deniz yüzeyine pislik geliyor. Nereden geliyor biliyor musun? O arıtma olmadığı için o villaların pislikleri geliyor. O villaların pislikleri geliyor. Şimdi bu çevrecilik falan değil. Ya bu hükümet yapsın oraya ama. işte altını çıkartırsa yapacak belki. Biraz ne yapacak? İkincisi önemli bir şey çok az değindi Emin Pazarcı. Arkadaşlar biz altın ithal ediyoruz değil mi? Milyar dolar verip altın nereden yapıyoruz? Almanya'da. Biz Bergama altınları meselesinde işte Hopterix ve Isterix miydi neydi onlar? Yani tırnak içinde Bergamalı köylüler algısı üzerinden Alman vakıflarının desteklediği fonların fonlandığı bir algıyla Bergama altınlarının el değiştirdik. Firmasının elini değiştirdik. Kime geçti? Akın İpek'e. Akın İpek şimdi nerede? İngiltere. Peki Koza İpek ya adam kartpostal satıyordu. Kartpostal satıyordu. Dev bir adam oldu. Hem ticari zeka diyoruz. Peki hadi ticari zeka. Necip Hablemitoğlu'nu kim öldürdü arkadaş? Ya. Necip Hablemitoğlu nasıl öldürdü arkadaş? Necip Hablemitoğlu ne yazıyordu? Sonra, ne yazıyordu da öldü? Yaşa. Şunu söyleyeceğim. Bu konu açılınca eşi hanımefendi çok rahatsız oluyor. Evet. Dava açıyorsa. Yok, rahatsız oluyor. Ondan da özür dileyerek söylüyorum. Yani hayır, bunun kaşıyacak değiliz. Onu da söylemek istiyorum. Füsun Hanım olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini. Selam olsun. Bu konu açıldıkça tedirgin oluyor çünkü. Ve rahatsızlığını biliyorum. Ama Bergama altınlarının yok siyanürle çıkartılıyor, yok çevre mahvoluyor, şu oluyor, bu oluyor, Bergamalı köylüler diye bir takım fonlar üzerinden, ki Avrupa Birliği fonlar diyorum ben de, yani işte bu Alman bakıyorum, fonlarla bir algı yönetildi ve başardılar o zaman. Şimdi aynı vakıflar, aynı fonlar üzerinden geldiler Kaz Dağları diye. Ki Kaz Dağları'yla ilgisi olmayan bir yerden bahsediyoruz. Ve enteresan olanı 2001'de bu işin... Ya Johnny Depp bile, onu bile bu işe dahil ettiler. İzni verenler CHP'liler. CHP'li belediye. Oranın itfaiye hizmetlerini verenler, şunu verenler, bunu verenler. Mimarlar Odası. Enteresan olanı yine... Çet raporu. Bak, yani o çet raporlar, şunların hepsi var. Fakat bugün birden Kaz Dağları mahvoluyor diye yaygara koparıyorlar ve o yaygara koparanların çoğu köylüleri tenzih ederek söylüyorum. Tabii canım, yani onlar çoğu samimiyetle gelmişler köylüler. Kesilen oraya ağaçların ve özellikle söylüyorum bakın orman her ağaç değerlidir. Ama bana göre bir çamdan, bir gürgenden çok daha değerlidir bir zeytin ağacı. Çok daha uzun ömürlüdür bir zeytin ağacı. Zeytin ağaçlarını söke şu anda Edremit Körfezi'nde yapılaşıyorlar. Bazılarına imar geçiyorlar, imarla yapıyorlar. Bazılarına kaçak yapıyorlar ve orada oturuyorlar. Ondan sonra da ellerine pankart açıp, ellerine mikrofon alıp gidiyorlar. Orada yağma yapılıyor diye bağırıyorlar. Buna arsızlık denir. Başka hiçbir şey değil. Tarkan da yeter ya, artık falan diyor. Onun da varmış villası. Allah'ım ya. Nasıl ya? Şimdi arkadaşlar, yani isim söylemeyeceğim ama çünkü vefat etti, rahmetli oldu. Bir televizyoncu. Yıllarca yol haberleri yaptı, şunları yaptı, bunları yaptılar, yaptı. Kaz Dağları'nda Yeşilyurt diye bir köy var. Ben ona CNN köyü adını da koymuştum. Eski CNN'i kastederek söylüyorum. CNN Türk'ün bayağı bir personelinin orada evi var. Tiyatro şimdi cümlesi. Aldılar, alsınlar. Alabilirler. Evleri tadilat yaptırdılar, otel yaptırdılar, işletiyorlar falan filan. Şimdi bu vefat eden arkadaşımız o kadar yer kapattı ki dayanamadı. Zeytinlikler falan da kapattı. Oralara da konteyner falan koydu. Sonra vefat etti gitti. Şimdi Kaz Dağları dünyanın en fazla oksijen üreten yeri diye bağıracaksın. Kaz Dağları'nın eteklerindeki, güney eteklerini özellikle kastederek söylüyorum,
kaçak yapılaşmaya hiç sesini çıkartmayacaksın. Fosetli çukurlarına hiç sesini çıkartmayacaksın. Kesilen zeytin ağaçlarının yerine dikilen villaları alırken çok rahat yüreğin sızlamalar rahat rahat alacaksın ve orada oturacaksın. Sonra da çıkıp Kaz Dağları da altın aranıyor. 190 bin ağaç kesildi. Feveran edeceksin. Hele o garibanına da söylemek lazım. O elinde kaz heykeliyle poz veren komedyene de söylemek lazım. Kendi villasının alanında ne kadar ağaç sökülmüş, kendisi kaç tane ağaç dikmiş hayatında, bunu da sormak lazım. Peki. Bak ben kendim ağaç dikmedim. 3-5 tane diktim. Ama şöyle bir babanın evladıyım ben. Diktiği ağacın sayısını bilmeyen bir babanın evladıyım ben. Yani ve bize ben çamlığı gördüm. Bize ait ama kamuya açılmış. Yani Öztürk Çamlığı yazan, levhası olan ve fakat kamuya, yani herkesin pikniğe gidebildiği bir alan ve çam yetiştirilmeyen bir bölgede, çamın olmadığı bir bölgede çamlık yapmış bir babanın evladıyım ben. Yani öyle, onun için yani o eline kaz da alamamış, korkudan mı alamadı, niyeyse kaz heykeli almış. Hayır, villasının bahçesinde süs için koyduğu şeyi oraya gelirken koltuğunu altına alıp gelmiş. Yani bir tane bari kaz alsaydı yani, gerçek bir kaz alsaydı. Ya neyse yani. Tamam. Daha çok konuşuruz. Sözü çok sana atacağım, atmadan önce bir hatırlatma yapayım. Dünya sıralaması altın rezervi açısından birinci sırada Amerika, ikinci sırada Almanya var. Şimdi hadi Amerika neyse ama Almanya topraklarından altın çıkmıyor. Altın madeni olmadığı halde altın rezervi açısından dünyanın ikinci sıradaki ülkesi nasıl olabilir? Hikaye şuradan başlıyor. İlk bu altın stoğu Yahudi soykırımı esnasında Yahudilerin altınlarını, dişlerine varıncaya kadar, yüzüklerine varıncaya kadar, bileziklerine, küpelerine, şunlara bunlara, evdeki biriktirdiklerine falan filan varıncaya kadar bunları topladılar ve bunlar Alman ekonomisine irad edildi mi diyoruz, yazıldı. Bu bir. İkincisi, arka bahçesi var Almanya'nın. Oralarda işte bugün vakıfları üzerinden bize ayar çeken Almanya, o arka bahçelerinde hiçbir tedbir önlem almadan insan sağlığını hiçe sayarak, nasıl olsa Afrikalı, nasıl olsa derisi siyah diyerek oralardan ya da benzeri yerlerdeki madenlerinden satın aldığı, neyse ürettiği, onun üzerinden altın rezervi açısından dünyada ikinci sırada. Ve Türkiye'ye altın ithal ediyor. Ne zaman Türkiye'de işte bir altın madeni meselesi olsa bunlar kıyameti koparıyor. Ne zaman hidroelektrik santrali inşa edilse kıyamet kopuyor. Ne zaman nükleer kıyamet kopuyor. 3. havalimanı yaparken de ne zaman 3. havalimanı hatta bununla ilgili darbe falan yapmaya kalkıyorlar. Şimdi mesele şu. Oradaki köylüler yanların, yani bir sürü sanatçı gelmiş orada. Aa, bu sanatçılar boşuna mı gelmişler oraya? Bu ülkemizin güzide sanatçıları oraya kadar gelmişlerse evet orada bir sıkıntı vardır diyerek ve ellerini kendilerince taşın altına koyarak ve kendilerine, kulaklarına üflenen, işte bak burada bu olursa şu olur, bu olur, sular giderin, ormanlar gider, burası şu hale gelir, bu hale gelir yalanlarına bilmeden itibar eden ve bu sebeple oraya giden köylülerimizi tüm bunların dışında tutuyoruz. Varsa aralarında öyle masum tipler. Ama mesele şu, artık bu toplum yeter. Her dakika algıya maruz, her dakika algıya maruz kalıyor, her dakika algıya maruz kalıyor. Olacak şey değil. Ahmet Yılmaz. Evet. Her geçen gün öyle bir hale geliyoruz ki benim garip, fakir, siyah kara tenli, çatlak tenli Anadolu insanım bedel ödüyor. Şimdi bugün özellikle dünyanın yaşadığı ekonomik buhran da göz önünde bulundurulduğunda bizim bir anda altın rezervimizin iyi olduğunu düşünsek, Anadolu'nun her bir köşesinde yaşayan insan
ekonomik sıkıntı çekmeyecek. Doğru mu? Çünkü dünyadaki para politikalarının değerini ekonominin düzgün veya aksak gitmesinin ölçüsü ülkelerin altın ve döviz rezervine göre bir boyut kazanıyor. Dövizünüz yoksa bazı ülkeler altın rezervine önem veriyor, bazı ülkeler de dövize önem veriyor. Her yerde sanayileşme sürecini yaşamamış, tamamlayamamış, iğneden ipliğe uzunca bir süre kullandığı her şeyi ithal etmek zorunda kalmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vücudunun Afrika'nın en ücra köşesindeki garip kurabadan ta Myanmar'daki efendime söyleyeyim canlı canlı her türlü insanlık dışı zulmün altında inleyen insanın da yiyeceği aşı, yiyeceği elbiseyi düşünen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem bunları yerine getirirken dünya arenasında da başka başka şeylerle boğuştuğu bir ortamda bunların konuşulmasının bedelini ne orada gösteri yapan sanatçılar ödeyecek, ne o siyasiler ödeyecek, bunun bedelini o insanı ödeyecek. Ben İzmir'i çok iyi bilirim. Gitmediğim köyü, bırak ilçesini, gitmediğim köyü kalmamıştır. Hele hele Bergama, Dikili, o havali, ta Edremit'e kalan olan süre, o bölgede ayağımı basmadığım bir tek köy yoktur. Bu kadar iddialı söylüyorum. Biraz önce Hasan abi demografik yapıdan bahsetti. Şimdi kardeşim, Dikili'deki DHKPC ve bir takım Marksistlerin silahlı terör örgütlerinin yaz kamplarını bilemezseniz, bundan haberiniz yoksa, hala yurt dışında kaçak vaziyette olan Dikili Belediye Başkanı'nı tanımazsanız, Bergama'daki gösterinin kimler tarafından yönlendirildiğini ve kimler tarafından yapıldığını, hangi gariban insanların kullanıldığını, hangi aidiyet duygularının istismar edildiğini, alana kimlerin çocuklarının sürüldüğünü maalesef anlayamazsınız. Ama işin en acı tarafı ki, bizzat bu olayların vakıfı, bizzat aşağı yukarı ömrünün 15 yılını bu örgütlere karşı İzmir coğrafyasında vermiş Ahmet Yenilmez olarak da şu televizyon ekranından ben o demografik yapıyı anlatmaya çekiniyorum. Ya. Asıl problem ya. Bu. Ve çok bilinçli yapıyor. Yani şu kadarını söyleyeyim ekranları başında yapılan seyreden sevgili seyircilerimize. Birileri ne güzel kaçak villalarında otururken, birileri bilmem falan partinin genel başkanı, falan partinin belediye başkanı olurken, bu ülkenin sadece tetik çekmeyle görevlendirilmiş, bedel ödemeyle görevlendirilmiş bir kesimi vardır. Bu da açık ve net söylüyorum, Anadolu'nun samimi Türkmen Bektaşi çocuklarıdır. Ne zaman ki bir ayrılıkçı bir hareket söz konusu olduğunda, ne zaman ki birilerinin villasında rahat uyuması, birilerinin siyasette rahat etmesi, birilerinin algı operasyonu yapmaya kalktığı anda maalesef her birinin ayağının altına toprak olmayı göze aldığım ve şeref bildiğim, kendimi de kültürel olarak onlardan farklı görmediğim Bektaşi çocuklarının artık kendini istismar ettirmekten vazgeçmeleri lazım. Bu çocuklara sadece birileri tetik çekmek, sadece birileri sokakta jop yemek, sadece birileri bu sokakta gaz yemekten bu çocukları çekip çıkarması lazım. İşte Gezi'de oldu. Açık ve net söylüyorum. Geçmişte Bergama, bugün bu hadisede yine aynı kesimin çocukları insanlık dışı bir takım aidiyetler suistimal edilerek alana sürülmüştür. Bunu ayrı bir noktaya koyuyorum. Hadi o zaman İskenderun Demircilik Fabrikası'nı kapatalım. Öyle değil mi? Tabii. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştur. Hadi o zaman
odun yakmayı yasaklayalım. Bir daha kömür yakmayı da yasaklayalım. Bir noktaya geleceğim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İskenderun Körfezi'nde Körfez'e çok büyük zarar verdi değil mi? Kaç yıllardır. Gelin o zaman dünyadaki Orkinos balıklarının yumurtlama merkezi olan İzmit Körfezi'ne yapılan tüpraşı kaldıralım. Hadi iki tane ekonomik değer arz eden iki tane örnek verdim. Gelin o zaman nükleer tıp diye bugün tıbbın vazgeçilmez ana damarlarından birisi olan ve asrın hastalığı, kanser hastalığında en fazla tedavi yöntemlerinden birisi olan, çünkü yakinen çok sevdiğim bir yakınım, ağabeyim bu noktada tedavi gördü. Nerede? Ege Üniversitesi'nde. Bundan da vazgeçelim. Beyler, kimse bırakın ağaç kesmeyi, bana hikaye okumaz. Benim ecdadım, yaş kesenin başını keserim. Baş keser. Ve anayasasına koymuş, bu noktada kanun çıkarmış bir kültürün evlatlarıyım ben. Bir medeniyetin evladıyım. Ölmek üzere olsanız dahi elinizdeki fidanı dikin. Şöyle, kıyametin koptuğunu görseniz dahi diyen. Şimdi ortada şöyle bir realite var. Arkadaşlar, ben ilk Avrupa turnesine gittiğimde Belçika'da 35-40 yaşında emekliler gördüm. Allah Allah dedim ya. Ne emeklisiniz siz? Dediler ki biz madende çalışıyorduk. Madenler kapatıldı. Kardeşim, yani 60 sene bu madenler keşke layıkı veşiyle işlenseydi de şimdi biz de kapatsaydık, ama Batı'nın ve dünyanın yaşamış olduğu endüstriyel süreci de yaşamış olsaydık. Çelik üretiminde belli bir noktaya gelmiş olsaydık. Efendime söyleyeyim. Yahu bu Batı, buna karşı çıkan Batı, Almanya'daki, şu anda bizi gurbetçilerimiz izliyordur. Onlarca yıl asbestli fabrikalarda Türkleri çalıştırdılar, göçmenleri çalıştırdılar ve kanser ettiler. O fabrikalar günün sonunda kapatmak zorunda kaldılar. O kapattıkları fabrikalardaki o asbestli malzemeleri çıkaracak ekip kuramıyorlar şu anda. Şimdi gitsinler Avrupa'ya, hepimiz görmüşüzdür. Kapatılan maden ocaklarını şimdi hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi yeraltı ve yer ki kıttır. Yani bir algı operasyonu vardır. Türkiye'nin bir su zengini olduğuna dair, akarsu su zengini olduğuna dair, efendim yeraltı, yerüstü kaynakların çok bol olduğuna dair. Asla. Anadolu coğrafyası yorgun bir coğrafyadır. Kuraktır ya ve, bizim bir Kızılırmağımız, bir Yeşilırmağımız var. Fırat'la Dicle'yi de saydık, bitti. Yani adamların bir ırmağının debisi bütün bunların hepsinden daha fazla. Bizi seyredenler Google'a gidip yukarıdan Anadolu coğrafyasına bir baktıkları zaman beni çok daha iyi anlayacaklardır. Bunun üstüne bir de Anadolu coğrafyası çok tutma, yorgun. Tutma baraj yapma diyor. Baraj yorgun yapma. Niye aşağı su inmesin? Yorgun bir coğrafyadır. Şimdi bütün bunlar göz önünde. Çok bulunur. Acil reklama gitmemiz gerekiyor. Ne olur not al. Peki. Ne olur not al. Tabii. Bitirirsin diye düşündüm. Reklam, dönüşte buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi izleyicilerimizden bazı mesajlar geliyor. Allah aşkına bunları konuşun diye. Bunları nasıl konuşalım ki biz? O gönderdiklerinizi asla konuşamayız. Şimdi sosyal medyada, Twitter'da bazı hesaplar bu Kaz Dağları meselesi yüzünden tüm kutsallara, kutsal bildiğimiz her ne var ise, dinimize, peygamberine, kitabına akıl almayacak derecede hakaret ediyorlar, küfrediyorlar. Akılla izah edilemeyecek bir şekilde. Tabii bu bir nefret suçu, bu çok ciddi suç. Bunun takibini, yani bunu böyle, yani bunu konuşamayız bile ya, bu rezilliği konuşamayız bile. Ve ne diyeyim ki yani işte. Yani maalesef biraz önce arz etmek istediğim konu da o. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki konuşamıyoruz. Bu edebimizden, hassasiyetlerimizden, birilerinin değirmenine su taşıma korkumuzdan. Hani bir söz vardır ya,
Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşelidir. O taşları da bir taş koymama adına. Kim ki bu ülkede bir tek fidanın, bir tek ağacın kesilmesine rıza gösterir. Keşke, şunu yaşıyoruz. Bugün kullandığımız her şeyi aldığımız endüstride tayin edici güçlerin hepsinin geçmişinde insanlık suçları vardır. Ya bırak ağaç kesmeyi. Ona İnsan gelir. Kestiler, insan. Şimdi kovboy filmleri Afrika'da. Hala TRT2'de her cumartesi, her pazar 11'de kovboy filmleri oynatılıyor, seyrediyorum. Bütün Kızılderililerin o mekanlarında altın arayıcıları vesaire. Hmm. Altına hücum. Gibi filmleri seyrediyorum. Çok özür diliyorum. Belçika Kralı 2. Leopold. Tamam mı? 18. yüzyılda Afrika'da kauçuk toplatıyor ve milyonlarca insanın elini kesiyor, kafasını kesiyor. O şey... niye 18. yüzyıla gidiyorsun ki? Bunlar 20 yıl öncesine git, Hussilerle tuturlar mıydı? O... Evet. Hussilerle tuturlar. Yine Belçika eliyle iki Luanda. Kabile birbirini binlerce, yüz binlerce insan birbirini kesti. Tabii. Şimdi finansörü Belçika'ydı. Benim Belçika'ydı. Kızım bile bana mesaj atmış. Yani hepimizin evinde bu algı operasyonu bizim evimize kadar da geldi. Keşke bu süreci laiki ve çiğle biz de tamamlamış olsaydık da yeraltı zenginliklerimizi keşke işleyebilmeyi becerebilseydik de biraz önce ismi zikredilen bilim adamlarımız bunları dillendirdi diye kurban vermeseydik de bugün o eskiden çıkarılan yerleri batı gibi biz de yeşillendirseydik, madende çalışan işçilerimizi de genç yaşta emekli etseydik. Yani bu dünya kirlenmişse bu dünyayı en az kirleten Türklerdir. Tekrar söylüyorum. Bu dünya kirlenmişse bu dünyayı en az kirleten Türklerdir ve bizim geçmişimizdir. İşin ekranları başındaki seyircilerimizin bir konuya daha dikkatini çekmek istiyorum. Her ne hikmetse bu kadar dışa bağımlı ithal fazlası veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün uluslararası çevre anlaşmalarına ilk imza koyan ülke olmasına rağmen burayı hala imzalamamış Amerika Birleşik Devletleri. Ya Kyoto Sözleşmesi imza koymadı işte. Koymadı ve birçok anlaşmaya imza koymuyor. Burada tekrar söylüyorum. Elbette ki keşke ağaç kesilmesi ama hayatında bir realitesi var. Biraz önce konuşmama başladığım gibi bu ülkenin yeterince altın rezervi olsaydı okuldaki genç kardeşim de çağdaşları gibi rahat ve bol imkanlı bir üniversitede okuyacaktı. Efendim bugün asgari ücretle alakalı görüşmeler yapıldığında herkes istediğini alacaktı. Biz iki şeyin bedelini ödüyoruz. Bir, merhametimizin ve medeniyetimizin hoşgörüsünün bedelini ödüyoruz. Ki bu bedeli de şerefle öderiz ve ödeyeceğiz de. İkincisi, belli bir süre hani üstad der ya, sizden önceki nesle siz güneşi ceketinizin astarı içinde saklamış birer marka Müslümanlarısınız tabiri vardır ya, bizden önceki nesillerin ihmallerinin de bedelini ödüyoruz. Bir de bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu tip çalışmalarda yeterince enformasyon yapılamıyor. Yani günlerce mesela hükümetin günlerce susması yanlıştı. Hayır, daha yani, öncesinde. Çevre Bakanı çıkıp açıklama bakın, yapması lazım. Bergama gibi bir süreç yaşamışsınız. Ve orada bakmışsınız ki bu altın rezervi Koza'ya geçtikten sonra her şey süt liman olmuş, gazetelerde ne kadar modern tesislerin olduğu haberlerini... Çağıralım Akın İpi. Şimdi böyle bir tecrüben var. Böyle bir tecrübe yaşamışsın. Ve burada Türkiye için önemli bir ekonomik hadiseyi hayata geçireceksin. Hem buradaki firma hem de yetkili bakanlık birilerinin ağzına yem vermeden önce bu işin enformasyonu bu çağda çok rahatlıkla yapılabilirdi. Bugünkü alanda olan
gariban, ne için orada olduğunu bilmeyen o köylü kardeşlerimiz de orada istismar edilmemiş olurdu. Verecektim bir Alman Alman firmaya. Bak bakalım kimsenin umurunda olacak mı? Kazı da, dağı da, yani ağacı da. Hem ince ilmeği... Firma Kanada menşeli ama Hollanda herhalde, merkez Hollanda. Hem ince ilmeği kendimize batıralım, çuvaldızını da başkasına batıralım. Ama şunu da unutmayalım. Bu süreci elimizdeki imkanlarla ve stratejik birlikteliklerle götürmek zorundayız. Tam 100. yılda her türlü planların üzerimize yapıldığı bir dönemde kendine yetebilen bir ülke olmanın ötesinde bölgesel olarak da stratejik olarak yeni yeni yönelimler ve yeni yeni işbirlikleriyle 2023'ü kazasız belasız kucaklamalıyız ki 2071'deki torunlarımız, evlatlarımız çok daha bizim bu sıkıntıları yaşamadan 2071'i kutlayabilsinler. Peki. Konuyla alakalı diyeceğim bunlardır. Tamam. Şimdi ben Ankara'ya döneyim bir daha Emin Pazarcı'ya. Böyle bir çırpıda soracağım ama altını zannediyorum dolduracaksınız. Tek tek sormayacağım. Oysa bugün bizim asıl gündemimizin ne olması gerekirdi Emin Pazarcı? Şimdi okul gündemimizin ne olması gerekirdi sorusuna cevap vereyim de ondan önce biraz önce ses gitti geldi oralarda konuşmalar vardı ama bu o konuşmalardan benim çıkardığım birkaç önemli nokta var. Hay hay. Bakın buraya gelmeden önce internete karıştırıyordum. 1968 yılında İlhan Selçuk'un yazdığı bir yazıyla karşılaştım. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasını eleştiriyor ve diyor ki bu Türkiye'ye ihanettir. Bakın o günden bu yana işte Boğaz Köprüleri çoğaltıldı, tüp geçitler yapıldı, yetmiyor. Türkiye atılım hamleleri yaptı. Maalesef bu kafa hala devam ediyor İlhan Selçuk kafası. Ve bunlar işte karşıyız karşı, her şeye karşı noktasında bir takım çevrelerinde, dış güçlerinde aleti olmaya devam ediyorlar. Ben şunu söylüyorum, bunlar herhalde Graham Bell döneminde yaşasalardı telefonu kırarlardı. Edison döneminde yaşasalardı ampulü parçalarlardı. İbn-i Sina ile karşı karşıya o dönemde kalsalar herhalde tıp bilimine karşı çıkarlardı. Maalesef böyle bir kafayla karşı karşıyayız ve bunu da ilericilik adına yapıyorlar. Karşılarında olanlara da gerici yobaz diyorlar. Aynı şekilde bu çevreci diye ortaya çıkanlar, çevreci diye ortaya çıkanlar da aynı durumdalar. Bakın bu çevreci denilen insanlara biraz ayıp olacak ama çevre dersi verebilirim ve orada toplananların tamamının diktiği ağaç ya da fidan. Sayısı, sayısı nedir bilemiyorum ama herhalde benim bugüne kadar diktiğim ağaç sayısına ulaşamayabilirler. Çünkü ben binlerce fidan diktim. Biz şahidiz. Bunları söylemek biraz ayıp oluyor ama. Biz şahidiz. Ankara Kalesi'nin etrafında izciyken yüzlerce fidan... Biz buyurun. Şahidiz, biz şahidiz. Emin Pazarcı, senin ağaç diktiğine biz şahidiz. Şöyle, yüzlerce fidanı Ankara... Tabii Ankara Kalesi'nin etrafına diktik. Bakın yıllarca ceviz fidanı yetiştirip hayrına sağa sola dağıtmış bir insanım. Fide, işte üzüm, asma yetiştirip yine vermiş bir insanım. Hala şu anda benim 200 civarında ağacım var ve bunları da vakit bulamadığım zaman gece gider sularım. Bu tür böyle çevreyle benim ilişkim vardır. Ha şunu demesinler meyve filan diye bunların çoğu çam, sedir, meşe gibi ağaçlardır. O açıdan yani bunlar bizim çevre duyarlılığımızın yanına yaklaşamazlar. Şimdi Türkiye'nin gündemi ne olmalı? Türkiye'nin gündemi zaten belli. Yani bugün Türkiye'nin gündemi Suriye meselesi. Türkiye'nin gündemi bunlarla birlikte hareket değerlendirirsek bu yaşananlarla birlikte... Bağımsızlık meselesi, bölgede bir güç olma meselesi. Yani bunların tamamı da aslında... Çok özür diliyorum. Aynı noktada birleşiyor. Bakın çok özür diliyorum. Özür diliyorum Emin Pazarcı. Şimdi haklı olarak kamuoyunda bir sağduyunun sesi var. Bu ses diyor ki ya burada gördüğümüz, hadi sınıflandırmayacağım ama anlayan anlar. Burada gördüğümüz bu arkadaşlar, yani bu sanatçı arkadaşlar bilmem ne. 15 Temmuz'da 250 şehit verildiğinde bu kadar istekli ve arzulu bir protestonun içerisinde bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde değillerdi. Bu ülkede
Şu güne kadar binlerce vatan evladı terör kurşunlarıyla katledildiğinde bu arkadaşların hiçbiri buna tepki koyma noktasında bu kadar arzulu ve istekli değildi. Çok önemli bir şey hatırlatıyorsun. Afrin Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla İstanbul'dan bir uçak dolusu insan Afrin sınırına gitti. Onlardan biri de bendim. Orada da birkaç sanatçı da vardı. Buradan Yavuz Bingöl'ü de selamlayalım. Onları tefe koydular. Linç destek etti. Veriyorsunuz diye. Linç yazıklar etti. Olsun. Yani o haliyle, bakın o haliyle o uçağa binip o dağ başında Mehmetçin yanına giden İbrahim Tatlıses'e bir sürü laf söylediler. Yazıklar olsun. O yaşına rağmen bütün enerjisini toplayıp oralara giden diğer sanatçıları da saymak istiyorum. Yani bir sürü sanatçı. Ama onları tepe koydu bu şu anki eylem yapmaya kalkanlar. Evet. Yani Mehmetçik Afrin'e girmiş, yani girmek üzere Zeytin Dalı Harekatı başlamış. Bir moral. Biz sınırdaki ana karargahlardan birine gidiyoruz. Yani sanatçılar gidiyor. Cumhurbaşkanı da gitmişti oraya. O sanatçılar oraya gittiler, destek verdiler diye tefe koymaya kalktılar şu anda. O elinde kaz heykelini tutan şortlu arkadaş. Evet, bu ülkeye yönelik hiçbir saldırı girişimine karşı böylesine hevesli, istekli olmadılar. Bu ülkeyi hedef alan hiçbir saldırıya çıkıp da tek laf etmediler. Tam Gezi'de de onlar vardı. Gezi'de yok. Sayabilirim yani. Emin Pazarcı çok özür diliyorum. Bir cümle daha söyleyeyim. Bir cümle. Yani ola ki orada o gösterinin içerisine katılan sanatçı arkadaşlarımızın şiav biraz önce Hasan abi de dedi, Emin abi de söyledi. Bu ülkenin ormanları yakılıyor ve bunu bir terör örgütü üstleniyor. PKK. Üstleniyor. Ve bu terör örgütünün bugün siyasi temsil noktasında kimin olduğu Sağır Sultan'ın bile, kör bir insanın bile bildiği bir realiteyken. Şu koluna giren adama iki çift laf söylemiyor musun ya kardeşim? Ya Bodrum burada, yaka. Buraya geldin ama şurada ağacın kesilmesine karşı benimle yürüyorsun ama iki çift laf da dön. Şu yakılan ormanları yakan terör örgütüne söyle be kardeşim. Peki. Yani bunu da mı göremiyorsunuz be? Peki. Bunu da mı göremiyorsunuz? Emin Pazarcı özür dilerim ama bu parantezi açmak zorunda hissettim kendimi. Buyurun devam edin ne olur. Şimdi tabii şu var, biraz önce şehitlerden bahsettin. Bunların insana değer vermedikleri vermiyor da olabilirler ama Ahmet Yeniler'in söylediği doğru. Ağaca değer verdiklerini söylüyorlar ama ormanlarımız cayır cayır yanarken ağaçla ilgili de bir hassasiyetleri yok. Yani bunların bana göre hiçbir konuda hiçbir hassasiyetleri yok. Bunların altını çizmek lazım. Ve hassasiyetli oldukları pek çok konuda da bunlara hassasiyet dersi vereceğimizi de ortaya koymak lazım. Şimdi Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin bugün önemli bir görüşmesi vardı Amerikalılarla. Ve bu Amerikalılarla yapılan görüşmede anlaşmaya vardık. Anlaşmaya vardık ama pek detaylar belli değil. İşte güvenli bölge oluşturulacak. Burada bir komuta merkezi kurulacak ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin hassasiyetlerini karşılama noktasında Türkiye'ye bir söz verdi. Şimdi bakın burada şu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri tekrar bizi oyalıyor mu? Bilemiyoruz, göreceğiz ama şöyle bir nokta var. Şimdi bunu sürekli olarak kendimizi hırpalayan, sürekli olarak Türkiye'yi suçlayan, sürekli olarak yanlış yapıyoruz diyen bir takım çevrelerin görmeleri lazım. Başından almak için alalım isterseniz konuyu. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli bir itiş kakış halindeyiz. İlk başta ne dedik? İşte Suriye'ye biz gireceğiz dedik. Aman hayır dediler, bizi engellemeye çalıştılar. Biz Suriye'ye girdik. Ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Sineye çekti. Daha sonra Aziz Cerablus hattını temizledik. İdlib'e asker gönderdik ve orada konumumuzu sağlamlaştırdık. Amerika ne yaptı? Seyretti. Ardından Afrin'de bir operasyona giriştik ve orada çok ilginçtir. Amerikalıları biz, Amerika'nın elemanlarını tepeledik. Kimdir bunlar? YPG, PKK, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girdiğinden bu yana
kendisine müttefik olarak maalesef terör örgütünü seçti. Yani PKK'lıları seçti. Her ne kadar adı YPG ya da bugün SDG olsa bile bunların tamamı PKK terör örgütü ve onların üzerinden orada kendi menfaatlerini korumaya ve emperyalist zaman emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor ve maalesef PKK'da daha düne kadar Marksist olduğunu iddia eden PKK'da bugün dünyanın en emperyalist devletlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin emirleri gibi davranıyor. Biz orada işte Afrin'de bunları tepeledik. Amerika'nın menfaatlerini vurduk. Amerika sesini çıkaramadı. En son olarak da verdikleri bazı sözler vardı. Onları yerine getirmelerini istedik ve Fırat'ın doğusu konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Ve biz yaklaşık bir yıldır o bölgeye yığınak yapıyoruz. Artık son noktaya gelindi. Son noktaya gelinmesi de şunu gösteriyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin orada taşeronluğunu yapan YPG veya SDG deyin ya da PKK deyin, ne derseniz deyin, terör örgütü tanklarına, kullandığı tanklara, kullandığı araçlara, askeri araçları Amerikan bayrakları çekmek zorunda kaldı. Ve Amerika'da paniğe kapıldı. Sonra masaya oturduk. Masaya oturduğumuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Savunma Bakanı Japonya'ya giderken çok sert açıklamalarda bulundu. Hatta Amerika'dan gelen bazı açıklamalarda şunlar denildi. Sizin Milli Savunma Bakanınız Hulusi Akar hiçbir konuda geri adım atmıyor, esnemiyor denildi. Fakat ilk başta 5 kilometreyle oturuldu güvenli bölge konusunda. Daha sonra bu 5 kilometre 15 kilometreye çıkartıldı. Türkiye buna da hayır dedi. 30-32 kilometre civarında bir güvenli bölge istiyordu Türkiye. Ve son nokta, bilemiyoruz bunu ne kadar kabul ettiler ama son noktada Türkiye'nin bu isteğini de göz ardı etmediler. 15 kilometreyi de daha da genişlettiler. Şimdi şunu söylemek mümkün. Bakın, eskiden bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Elini masaya vuruyordu Türkiye'nin karşısında ve Türkiye istediğini yaptırıyordu. Hala o Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çeşitli ülkeleri karşısında elini masaya vuruyor, tehdit ediyor ve istediğini yaptırıyor. Ama Türkiye'ye bunu yaptıramadı. Suriye politikası o açıdan baştan alalım dedik. Trump Erdoğan'ı tanıdı. Erdoğan'ın nasıl bir kararlılık içinde olduğunu gördü. Pentagon Türk askerini yapabileceklerini bizzat müşahede etti ve bugün bu noktadayız. Şimdi şu deniliyor, başa dönüyorum. Amerika Türkiye'yi oyalıyor. Oyalıyor olabilir. Bakın, ben de net olarak Amerika çok iyi niyetli demiyorum. Çünkü terör örgütünü kendisine partner olarak seçen bir ülkenin iyi niyetinden bahsetmek mümkün değil. Ama ne kadar oyalarsa oyalasın, başından beri Türkiye'yi oyalıyor. Ancak bu süreç Türkiye sürekli olarak Türkiye'nin mevziler kazanmasıyla sona eriyor. Dikkat edin, işte biraz önce belirttim. Oyalıyor ama sonuçta Türkiye istediğini yaptırıyor. Şimdi yine Fırat'ın doğusu diyor Türkiye. Amerika yine zaman kazanıyor olabilir ama bir iki adım daha attık bakın. Biraz daha ileriye gidiyoruz ve nihayetinde biz Fırat'ın doğusunu da terör örgütünden temizleyeceğiz ve dikkat edilirse karşımızda dünyanın süper gücü var. Ve bu süper gücüne başından itibaren biz geri adım attırıyoruz ve bu süper güç Türkiye'den vazgeçemiyor. Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor ve Johnny'leri, kendi askerlerini Mehmetçik'le karşılaştırmak istemiyor. Bu bana göre büyük başarı. Emin ve Pazarcı. İşte zaten Emin Pazarcı. Biraz önce Kaz Dağları meselesi. Emin Pazarcı. Salda Gölü, evet. Şimdi tam yine buraya bir soruyla sorayım, devam edelim. Şimdi evet, Türkiye bu konuda gerçekten dik duruyor. Gücü de var yani, yok değil, dünyanın üçüncü büyük ordusuna sahibiz. Yani senin orada işte Amerika'nın Türkiye ile karşı karşıya kalacak bir gücü, bir askeri yok Suriye'de. Allah göstermesin, böyle bir kıvılcım olsa dünya kararır. Yani dünya kararır. Bu öyle basit bir şey değil. Yani Türkiye ile Amerika'nın savaşa girmesi falan öyle Amerikalıların da göze alabileceği bir şey değil. Bunu milliyetçilik duygularıyla falan da söylemiyorum ama sen de takip ediyorsundur. Mesela Batı medyasında oranın yazar çizerleri, işte oradaki siyasetçiler vesaire şöyle bakıyorlar. Amerika'da, işte Washington Post'ta, ne bileyim CNN'de, oradaki televizyonlarda vesaire akademisyenin yazarı çizeri var. Diyor ki işte Erdoğan sonrasına bırakmalı Amerika iddialarını, hayallerini, emellerini. Zaten işte Erdoğan da işte şu zaman bu zaman falan filan.
Bu ızdırap verici bir şey değil mi buradan bakınca? Vallahi bakın, Türkiye değişiyor, Türkiye gelişiyor. Yani Erdoğan sonrasına bıraksalar ne olur? Bana göre Amerika Birleşik Devletleri imparatorluğu, imparatorluğu özellikle söylüyorum, çöküş sürecine girmiş durumda. Sürekli sallanıyor, sıkıntılar var ve kendi içinde de en ufak bir kıvılcımda patlama noktasına gelecek. Yani acaba Amerika'nın o kadar şeyi var mı, bekleyecek zamanı var mı? Çünkü dünyanın pek çok yerinde mevzi kaybetmeye başladı. Başka bir takım gelişmeler var. Dünya yeniden şekilleniyor. İşte Türkiye farklı bir politika uyguluyor ve bir takım eksen tartışmaları yaşanıyor ama artık Türkiye'de kendi eksenini oluşturmuş durumda. Eksen kayması falan yok. Aslında olması gereken noktaya gelen bir Türkiye var ve dünyanın pek çok yerinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne başkaldırılar var. İşte Venezuela ortada, burnunun dibindeki bir ülkede, yine de istediğini yapamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani Erdoğan sonrasına bıraksalar ne olur? Ayrıca Erdoğan sonrasına bıraktıkları zaman belki de çok daha büyük bir güçle karşı karşıya kalacaklar. Gerçekten Sayın Erdoğan döneminde Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti. Ve bağımsız, yerli, milli ve çok kutuplu bir dış politika oluşturdu. Ve bunun da faydalarını görüyoruz. Yarın öbürsü gün bir başka Erdoğan'ın gelmeyeceğinin garantisi var mı? Erdoğan sonrasına bırakmak filan gibi şeyler konuşuluyor, yapılıyor ama tabii burada bence altının çizilmesi gereken Batı medyasının durumu değil. Bizim kendi medyamızın durumu maalesef ve maalesef biraz önce saydık, işte siz de belirttiniz, Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Bundan rahatsız olan kendi içimizdeki bir takım şeyler var. Yoksa Batılı söyleyecektir. Yani yüzyıllardır süre gelen bir takım problemler var. Hilat, haç mücadelesi var. Emperyalist bir takım emeller var. İşte Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de verdiğimiz dersler var. Elbette bunların acısını çıkartmak isteyecekler ama bence tartışmamız ve konuşmamız gereken şu: içimizdekilere ne oluyor? Onların acısı ne? Onların problemleri ne? Ve maalesef İlhan Selçuk daha önce şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye'de ben de yadırgamıştım, %10'luk bir hain kontenjanı vardır, Osmanlı'dan beri devam ediyor diye. Şimdi maalesef hak vermeye başlıyorum. Yani içimizdeki bir takım çevrelere ne oluyor? İşte biraz önce orman yangınlarından bahsettik, insani bir takım problemlerden bahsettik. Bunlar hiç oralı değiller ama Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğu zaman, Erdoğan'a yönelik bir saldırı olduğu zaman bir bakıyorsunuz düşman dediğimiz kuvvetlerle birlikte içeriye doğru atışa geçiyorlar. Bence bunların üzerinde durmak lazım ve bunların ipliklerinin pazara çıkarılması lazım. Tıpkı biraz önce işte Kaz Dağları'nda, Salda Gölü'nde olduğu gibi ne yapmak istedikleri, kimin nereden ne hangi menfaati sağlamaya çalıştığını ortaya koymak lazım. Ya, yani şeyi fark ediyor musun? Sevdiğim bir sözü var. Belki de efendim? Söyleyin isterseniz siz sözünüzü. Yani diyor ki bu ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmak zorundalar ve maalesef biz sesimizi çıkaramıyoruz. İşte konuşamıyoruz, edebimizden susuyoruz ama sustukça da bunlar tepemize yükleniyorlar. Bunların bütün ipliğini pazara çıkartmak lazım, net konuşmak lazım ve bence bu algı operasyonlarına karşı milleti uyarıp gerçekleri bütün açıklığıyla haykırmamız gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, söz sizin. Eğer yani tam Emin abiden alacağım. Yaşadığımız ülkede neler oynandığını görmediğimiz için, insanlarımız yaşadığı ülkeyi gezmediği için bazı gerçeklerden habersiz. Mutlaka sizler gitmişsinizdir. Bugün Bitlis Tatvan'dan o coğrafyaya girdiğinizde yol boyunca kapatılmış eski, bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce, 30 yıl önce, 35 yıl önce konaklama yerlerinin viran bir vaziyette olduğunu, efendim bir takım tesislerin artık yıkılmaya yüz tuttuğunu görürler. Sadece Van Gölü'nün çevresindeki 30-35 yıl önceki tesisler bugün yok. Türkiye'nin o bölgede özellikle turizm açısından sadece... Mesela Kayyum geldi, Van Gölü etrafında... Kayyum. Bak onu diyeceğim. Edirne. Şimdi Edirne'de. Kimse Salda Gölü'nün nerede olduğunu bilmez. Bense yılda en az 3-4 kez o gölün kenarını dolaşarak turne yaparım.
Hep içimden ne demişimdir Hasan abi biliyor musun? Çocuklara turne arabası geçerken. Arkadaşlar şurada bir dursaydık da bu akşam burada konaklasaydık bir tane konaklama imkanınız yok orada. Sadece bizim ülkemizin zenginlikleri ve güzellikleri yaz ayında suya girmekten ibaret değil. Salda Gölü'nün etrafını bir de kışın görün bakalım. Doyumuna yani seyrine doyamazsınız. Bir başka örnek daha vereceğim şimdi aklıma geldi. Ne hikmetse bugün iki gün önce mi bugün mü? Amerika Venezuela'nın Amerika'daki varlıklarını el koydu. Hemen geçelim bir yıl öncesine. Venezuela ne yapmıştı? Altınlarını nereye yollayacaktı? Türkiye'ye. Nereye? Çorum'a. Çorum'a. Hemen bir darbe girişimi tertip edildi. Başarıya ulaşılamadı. Ve bugün şeyde Venezuela'nın altınlarını Amerika'ya değil de Çorum'a gönderme kararı başını yiyordu. Ve bugün başaramayınca da mal varlığına el koydu. Biraz önce söylediniz Amerika ile şu anda masada oturuyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimizin şunu görmeleri lazım. O masanın başına oturan hariciyemiz mevkidaşı ile aynı durumda olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları neler olacaktı? Yani elimizdeki altın rezervimiz kendi ölçeğimiz içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile en azından kıyaslanabilecek Ahmet seviyede Yenilmez. Olsaydık geç. Bugün kazanımlarımız Ahmet ne Yenilmez. Olacaktı? Geç onu, mesele Kaz Dağı değil. Ahmet Yenilmez geç onu bırak altınların olmasını. Bugün Türkiye'de senin Milli Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın o heyetle görüşürken Türkiye'nin muhalefeti şusu busu tezimizden bir adım geri atmayız arkandayız deseydi ne olurdu? Ya. Amerika ya. Silahına topuna tüfeğine mi güveniyor zannediyorsun? Çalınan senin sofrandaki içindeki muhaliflere o %10 dediklerine güvenerek yapıyor. Çalından sofrandaki ekmeğindir. Çalınan senin bugünkü yaşadığın sorunların kat kat artarak çocuklarına ve torunlarına miras olarak kalması demektir. Oynanan oyunları hep burada onu konuşuyoruz. Resme geniş bakamazsanız Kaz Dağı'ndaki gösterinin ne olduğunu anlayamazsınız. Tekrar altını çiziyorum. Kesilen her bir ağacın evet sızısı vardır. Keşke kesmek zorunda kalmasaydık. Ama hayatın da bir realitesi var. Yani her gün şehitlerimizin geldiği, bugün 100 yıl öncenin revanşının alınmaya gelindiği bir dönemde, bakın hep onu söylüyorum, belki basma kalıp oldu. 1919 Mersin'in işgalidir, Adana'nın işgalidir, Kilis'in işgalidir. Ve aynı işgal eden güçler bugün teknolojik olarak çok daha ileri bir seviyede uçak gemileriyle, savaş gemileriyle Mersin ile Kıbrıs arasındadır. Eğer bizim ekonomik boyut olarak, büyüklük olarak onlarla kıyaslanabilecek birazcık daha elimiz güçlü olsaydı bugün Amerika Birleşik Devletleri ile olmasından farklı kalkacaktık. Bir de üstüne ormanları yakan terör örgütünün siyasi dili olan kişiye CHP'li bir kardeşim şunu diyebilseydi, ya sen ben burada samimiyetimle varım, burada kesilen ağaç için varım, ama bir dakika sen şu bizim Marmaris'te şurada burada yakılan ormanları yakan terör örgütüyle ilgili bir demeç verdin mi? Bak orada kameralar var. Çık oraya, kameraların karşısında de ki vatana ihanettir. Kürt'e de ihanettir. Aleviye de ihanettir. Sünni'ye de ihanettir. Hepsinin vatanının zenginliklerini yakıyorsun sen diye bir tepki göster. Ondan sonra benim koluma gir demeli. İttifakların neler üzerinden yürüdüğünü göremezsek, resme geniş bakamazsak ancak birbirimizi yemekten ibaret bir iş yapmış oluruz. Ekranları başındaki kardeşlerimizin hep resme geniş bakmasını istirham ediyorum. O yüzden araya girdim. Kusura bakmayın. Ankara'da Emin Pazarcı kaldı. Ankara'da Emin Pazarcı sözünü tamamlamış mıydı Emin Pazarcı? Valla büyük ölçüde tamamladım ama sorulacak soru bekliyordum. Herhangi bir soru da gelmedi. Zaten tek cümlelik bir soruydu. Gündem denildi. Ben de gündem olarak bunu gördüm ama elbette Ankara'nın pek çok gündemi var. Ya oradaki kastım şu. Şimdi senin sözlerinin arasında evet.
ve bizim de yıllardır, çok uzun yıllardır zikrettiğimiz bir şey var. O da şu, dünya yeniden şekilleniyor. Kartlar karıldı, kartlar yeniden dağıtılıyor. Türkiye bugüne kadar o masada, o oyun masasında hiç yer almamıştı. Biz o masayı devirdik, masa yeniden kurulurken geldik, oturduk. Uzun süre, ya siz bu masada oturamazsınız, oturursunuz oturamazsınız tartışmasıyla geçti. Ve nihayet biz o masada gücümüzü, kozumuzu ortaya koyup bir dakika bizim bu masada yerimiz var dedik. Şimdi bu masada yerimiz var, oyun başladı. Herkes elindeki kartı açtı, biz de kartımızı açtık. Az buz kozumuz yok. Yani birçok kozumuz var. Olmadı öbürü, olmadı öbürü, olmadı öbürü. O kozları düne kadar kimse çekmiyor, o masaya oturmaya da cesaret edemiyor idi. Yahut genel müdürler tarafından idare edilen bir ülke idik. Ama... Evet. Ama başka bir şey var. Bakın, eğer alanda değilseniz, eğer gücünüz yoksa, eğer gücünüzü gösteremiyorsanız o masaya zaten oturamazsınız. Türkiye gücünü gösterdi. Ne yapabileceğini ortaya koydu. O masaya oturma hakkını kazandı. Eskiden oturtturmuyorlardı çünkü alanda değildiniz. Siz kimdiniz? Sizi kale bile almıyorlardı ama şimdi biz alandayız ve neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Ve çok da büyük şeyler yaptık. Yani çok ciddi başarılar kazandık. Onun dışında neye rağmen, neye rağmen geçmişte olduğu gibi işte 15 Temmuz'a geziye, 17-25'e her türlü saldırıya tabii rağmen belki de onlara rağmen değil kurban olayım tip diye esti getirdi kapıya gibi bir olaydır bu. Yani biz onları gördük, temizlendik, arındık ve artık çok daha rahat adımlar atabiliyoruz. Belki geçmişte de biz bunları yapabilirdik ama FETÖ'cü yapılanma, işte içimizdeki o hain yapılanma ya da CIA'nin kontrolünde olanlar bizi hareket ettirmiyorlardı, bizi kıpırdatamıyorlardı. Bakın 1960'lı yılların sonuna doğru Türkiye Kıbrıs'a çıkartma yapma kararı aldı İnönü hükümeti. Ve Johnson mektubu geldi. Çok ağır bir mektuptu. Bizi NATO'dan çıkartmakla tehdit etti. Ve Sovyet işgaliyle karşı karşıya bırakacağını söyledi. Ve şu mektup şöyle bitti. Bizim verdiğimiz silahlarla biz size Kıbrıs'a harekat yaptırmayız. O dönemde İsmet İnönü'ye atfedilen bir söz var. Dünya yeniden kurulur. Türkiye de o dünyadaki yerini alır. Yeni dünyadaki yerini alır. Ben o sözün söylendiğini sanmıyorum çünkü tersi yapıldı. Yani yeni bir dünyada Türkiye yer aramadı, yine gitti Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takıldı. Ama bana göre İnönü'nün o söylediği sözler doğru sözlerdi, yerinde sözlerdi. Şimdi oradan buraya gelirsek artık elimizde silahımız var, artık güçlüyüz ve dünya yeniden oluşuyor. Türkiye de o dünyadaki yerini alıyor. Şimdi eksendi, şuydu buydu, bunların tamamı bana göre boş laf. Türkiye'nin ekseni kendi eksenidir. Türkiye'nin ekseni kendi menfaatleridir. Türkiye çok yönlü bir dış politika izliyor. Gerektiğinde bakın Amerika Birleşik Devletleri ile oturuyor, uzlaşıyor. Güvenli bölge konusunda birlikte adımlar atıyor. Gerektiğinde Rusya ile bir araya geliyor. İşte Astana'da, şurada burada Suriye'deki bir takım gelişmelere imza atıyor. Ve Rusya ile bir araya gelirken bugün Ukrayna... Yahu Cumhurbaşkanlığı eksen, kabul eksen dediğin nedir? O, Obama geliyor, Obama geliyor, İran'la kol kola giriyor, Trump geliyor beğenmedim diyor, masayı deviriyor. İşte molla diyor, şeriat diyor. Bakın bir başka... yalnız şurada bir cümle. Buyurun. Evet. Buyurun buyurun. Şimdi bakın Ukrayna'ya diyoruz ki Rusya sana yanlış yapıyor Kırım meselesinde, Rusya'ya karşı çıkıyoruz ve içeride maalesef bir takım çevreler bunları anlayamıyorlar. İşte dün kanlı bıçaklıydın, bugün niye birliktesin? Dış politikada düşmanlık olmaz, dış politikada sürekli dostluklar da olmaz. Bakın bizden çok daha güçlü olan Rusya, başında da diktatör denilebilecek bir Putin var. Putin'in biz uçağını düşürdük. Ve bugün can ciğer kuzu sarması ama büyükelçisi öldürüldü bu ülkede. Ya bu Türkler senin uçağını düşürdü. Sen nasıl aynen öyle. Sen Rusya Türklerle nasıl bir aradasın denilmiyor. Maalesef bizde bir cinnet hali var. Türkiye'de bir takım çevreler yanlış bir takım algılar üzerinden toplumu oluşturmaya çalışıyorlar ve
sürekli olarak biz algı operasyonları yaşıyoruz ve en büyük problemimiz bizim bugün Türkiye'nin en büyük gündemi problemi nedir dersen şunu söylemek mümkün. Biz algı operasyonlarından başımızı kaldıramıyoruz ve bu algılar sürekli olarak devam ediyor. Bence en önemli sıkıntımız bu. Bu algıları çok iyi topluma anlatabilirsek arkasındaki gerçekleri bizim herhangi bir sıkıntımız kalmaz diye düşünüyorum. Peki. O halde bir molaya gidip Hasan Öztürk'e de son değerlendirmeyi yaptıralım. Ama kısa bir mola, final az sonra. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Öztürk'e söz vereceğim ama Emin Pazarcı'yı aslında uğurlayalım. Varsa bir iki cümle alalım. Ve finalde Emin Pazarcı'yı Ankara'da bekletmemiş olalım diye düşünüyorum Emin Bey. Valla sesin bir kısmını aldım. Beni göndereceksiniz herhalde. Bekletmeyelim diyorsunuz. Evet, evet. Doğru mudur? Evet. Evet. O zaman ben size iyi yayınlar dileyim. Teşekkür edeyim. Ben teşekkür bir ediyorum. Bir sorunuz yoksa kalkayım. Müsaade isteyeyim. Müsaade sizin. Çok teşekkür i̇yi ediyorum yayınımıza verdiğiniz katkı için. Evet Hasan Öztürk. Şimdi Türkiye'nin gündemi elbette Suriye sorunu. Ve Suriye'nin özellikle Fırat'ın doğusu meselesi. Şunu kabul edelim. Biz Suriye'de inisiyatif aldıkça Türkiye'nin içerisinde bir takım hareketler oluyor. Hareketlenmeler oluyor. İşte iki hafta önce konuştuğumuz mesele Suriyelilerin ile ilgili bir düzenleme yapıyor hükümet. Bu düzenleme üzerinden yani dün Suriyelileri eleştirenler gitsin diyenler, gitsin diyenler bugün gitmesin diyenler. Bunların gönderilmediğini açıklamalarına rağmen yani hükümetin yok arkadaş bunların kimlik kartlarındaki şehirlere gönderilecekler yasal yollardan girmeyenlerle ilgili bir çalışma var demesine rağmen Türkiye'de bir hareketlenme çünkü Amerika'nın şimdi, planına aykırı bir iş. Ya, tabii ki. Yani Suriye'nin kuzeyine Suriyelileri göndermek ya, Amerikalıların yani, planına. Tabii bir parantez olsun diye söylüyorum. Resmi rakamlara göre 600 bin insan çoğunluğu Kürt Suriye'nin kuzeyinden geldi, Fırat'ın doğusundan. Fırat'ın batısını kastetmiyorum, Fırat'ın doğusundan. Zaten toplam gelenlerin %67'si Suriye'nin kuzeyinden geldi. Ama buraya Halep'i de İdlib'i de dahil ederek söylememiz lazım. Ama onların geri dönmesini istemedikleri Şam. Geri dönmesini istemedikleri için burada kalmaları yönünde acayip bir şey var. Ve bunun üzerine bir hareketlik oldu. Şimdi de Türkiye çok çetin pazarlıklar geçiriyor. Yani iki hafta önce geldi Jeffrey. Sonuç alınamadı. Türkiye resim çekti. Bu sefer teknik heyet geldi. Askeri heyet geldi. Ve Hulusi Akar. Tehdit var, blöf var, her şey burada, var. Burada, olmadı, evet, olmadı. Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün açıkladı. Akşam saatinde Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yeni bir adım atılıyor. Onun adı da Ortak Harekat Merkezi. Yani Türkiye'de Fırat'ın doğusuna yönelik, güvenli bölgeye yönelik bir ortak harekat merkezi kurulacak. Zamanı belli değil ama çok kısa sürede bence takvime de bağlandı bu. Kurulacak ve bu harekat merkezi Suriye'de Türkiye'nin tezleri olan 32 kilometre derinliğinde, 30 kilometre derinliğinde barış koridoru. Bir güvenli bölge kurulacak. Güvenli bölgenin denetimi ve işte efendim kontrolü de Türkiye ile Amerikan askerlerinde olacak. YPG, PYD, PKK o bölgeden çıkacak. Şu anki mutabakat bu. Ve bu Türkiye'nin satranç masasında ya da poker masasında kazandığı, yani oyun devam ediyor, kazandığı bir mevzi. Bunun bugün saatlerce konuşmamız gerekirken, işte biz başta tuttuk, Kaz Dağları olmayan Kaz Dağları'nın meselesini konuştuk. Asıl meselemiz bu. Şimdi adım atılacak cümlesi çok manidar bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı bunu bugün akşam saatlerinde. Yani Fırat'ın doğusunda adım atılacak. Ve gündemimiz de bu. Burada biz bunu söylüyoruz elbette bu müzakereleri yürütenler, karar alıcılar da farkında. Biz 90'daki 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Saddam'ı yıkılacak diye beklerken Basra'dan giren Amerikan askerleri Bağdat'ın kapısında beklediler ve durdular. Saddam kaldı ve
Kürtleri, Kuzey Irak Kürtlerini kastederek bahsediyorum. Hem Barzani güçlerini hem Talebani güçlerini kışkırttılar ve Kürtler Bağdat'a doğru yürüyünce Saddam Hüseyin hepsini tarumar etti. Binlercesini öldürdü ve sonra Halepçe katliamı geldi biliyorsun. O meşhur kimyasal katliam. Onunla birlikte 350-400 bin hatta 500 bine kadar sayıyorlar. Kuzey Irak Kürdü Hakkari dağlarından Türkiye'ye giriş yaptı. Ve bu dram yaşanırken Amerika'nın çekiş güç oyunu gerçekleşti. Çekiş gücün merkezi de Türkiye'ydi. Çekiş güç şu, 36. paralelin üst tarafına uçuş yasağı koydu Amerika. Koalisyon ortaklarıyla beraber aldırdılar bu kararı. Ve buranın denetimini kendiler yaptılar ve komuta merkezi de Türkiye'deydi. Ve bu çekiş güç belası Türkiye'yi tehdit eden terör örgütünü besledi. O çift pervaneli nakliye helikopterleriyle, çekiş gücün helikopterleriyle Amerikan ve koalisyon ortakları tuttular yıllarca PKK'nın o açlıktan geberecekleri teröristlerine erzak attılar. Lojistik destek verdiler ve bir çıban başı ürettiler orada. Şimdi bu tecrübe bizde olduğu için biraz ayranı da üfleyerek, yani yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Çünkü sütten ağzımız yandı. Aman diyoruz, aman Ortak Harekat Merkezi denen merkez, Amerikalıların, yani o merkezde yer alacak Amerikalıların aklında tekrar Suriye'nin kuzeyinde otonom bir bölge ve ileride çıbanbaşı olacak bir bölge oluşumuna neden olmasın. Bizim çekincemiz bu, bunu da söylüyoruz, deklare de ediyoruz. Çünkü Amerika'nın uzun vadeli Orta Doğu stratejik planında gerçekten de o bölgede ikinci bir İsrail kurmak var, bir koridor oluşturmak var. Bunu da sekülerleşmiş, dinsizleşmiş, sözüm ona taban olarak sırtını Kürtlere dayamış ama asla öyle olmayan, çünkü kendisi, halkımız dedikleri insanları Türkiye'ye sürdüler, Kuzey Irak'a sürdüler. Bir örgütle yapmayı hesap ediyorlar. Türkiye'de bu hesabı görüyor ve bu oyunu bozmaya çalışıyor. Şu anki gündemimiz bu. Aynen oradan alayım. Birkaç cümle. Ben bugün Türkiye'nin başının belası olan bu terör örgütünün asla ve asla tetik çektirilen insanların üst kademesi, yani işi elinde, ipi elinde tutan kesiminin ciddi sorunlar yaşadığına inanıyorum. Devşirme olduğuna inanıyorum. Bir takım kültürel kimliklerin arkasına sığınmış yüzlerce yıllık bu topraklar üzerinde ve Müslüman Türk milleti üzerinde, Kürt milleti üzerinde hesapları olan bir takım uzantılar olduğuna inanıyorum. Bunu maalesef ki yine söyleyemiyoruz. Bugün ben yarınki köşe yazımda da söyledim. Dışişleri Bakanımızın açıklamasını bu hariciyecilerimizin kampında söylediği bir açılım var. Yeni Asya açılımı diye ifadelendirdiği bu açılımın daha şimdiden ne olduğu anlaşılmadan, daha anlatılmadan bir takım mahfiller tarafından itibarsızlaştırma çabaları başladı. Sanki Türkiye yıllardır yüzünü döndüğü batıdan kopuyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle ortak karar alındıktan sonra bunun kaşınacağına inanıyorum. Yine Türkiye'de bir takım insanların konuşturulacağına inanıyorum. Ama şunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Biz bu Anadolu coğrafyasına gelip Anadolu Selçuklu Devleti diye bir devlet kurduğumuzda amblemimiz çift başlı bir kartaldı. Türk'ün her daim ta Türkistan işlerinden gelip bu ana kadarki olan durumu bir başı geldiği diyara, diğer başı batıya bakan bir politikayla rahatlamıştır. Ama özellikle de devletimizin hem uluslararası arenada hem de içinde hassas konuları konuştuğu dönemde bir algı operasyonuna gelmememiz lazım, provoke olmamamız lazım.
bu sürecinde özellikle bunu dikkate alınarak insanlarımız tarafından takip edilmesinin önemini altını çizmek istiyorum. Baktığınız zaman hadise yine dönüyor. Bizim kendi medeniyet evlatları olarak, medeniyet kardeşimiz olarak gördüğümüz, kültürel kardeşimiz, kimlik ve aidiyet kardeşimiz olarak gördüğümüz insanlar olarak kendi aramızdaki muhabbet bağımız, sevgi bağımız, birbirimizle olan kardeşlik hukukumuz zayıfladığı sürece başımız beladan kurtulmuyor. Ölen yine Müslümanların, Anadolu çocuklarının, evlatlarının çocukları oluyor. Kimsenin, hiçbir devletin başkentine tabutlar gitmiyor. Tabut yine ya Tahran'a gidiyor, ya Şam'a gidiyor, ya Diyarbakır'a gidiyor, ya Ankara'ya gidiyor, ya Ordu'ya gidiyor, ya Çankırı'ya gidiyor. Bunların iyi hesap edilmesi lazım. Önümüzde bir bayram, Kurban Bayramı. Şu bayram vesilesiyle en azından aramızdaki bu muhabbet bağını güçlendirme açısından birbirimize biraz daha muhabbetle, sevgiyle bakmamız lazım. Bir takım aidiyetlerin altına gizlenmiş kötü emellilerin bu hesabına son vermek lazım. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nın milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütün hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz katkılar için. Geldik bu gecede programın sonuna. Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.